Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamu. Kaç? Bugün konumuz 509. 509 mu? Evet. Oku bakalım. Şurada bir cümle var daha başlasak sonra. Erkan-ı İmaniye'nin her birinin ayrı ayrı pek çok belki hadsiz meyveleri olduğu gibi mecmunun birden çok meyveleri var. Nereden okuyor? 11. mesele şuralardan meyve risalesinde. Yani iman hakikatlerinin bütününün meyvesi olduğu gibi her birinin de ayrı nurları var diyor. Ve şimdi Melaki-i İman sayfa 79. Şualar mı? Yok Asay-ı Musa. Evet. Şualarda da 11. mesele abi. 11. meselede. Evet. 11. mesele 3. 4. sayfada herhalde abi. Erkan-ı İmaniye'nin diyor. Evet. Şimdi biz melaike ile alakalı. Ben size bir soru sorayım. Şimdi bugünkü konumuz melaike. Melaikeye iman nedir? İmanın rükünlerinden. Melaikeye iman etmesek ne olur ki? Yani tamam o kafirlik şey değil. Yani hepsine baktığın zaman müthiş bir katkısı var. Allah'a iman. Sahipsizlikten kurtarıyor. Haşre iman. Yani Allah'a iman. Noktayı istinad. Temin. Ahirete iman. Nokta istinad. Kader iman. Bela ve musibetlere teselli. Peygamber'e iman. Neyi nasıl hareket edeceğimi şüphelerden, beyimlerden beni kurtarıyor. Kitaplara iman. Ölçü birimi. Hocam. Yani eki olmasa ne olur ki? Her anı kaydedildiğini düşünüyorsun. Bir nevi gizli günahlardan seni kaydediyor. O bir güzel. Gizli bir yerin olmadığını. Yani hiçbir şeyin mevcudatın hepsi olmadığını. Başka? Ne katkısı var? Yani İman esasında bu kadar ciddi olabilecek kadar Allah'ın sırasına konmuş. Haşrin sırasına konmuş. Şey olabilir mi aslında? Günah işleyemez abi. He? Günah işleyemezsin. Günah işleyemezsin, tamam. Yani her şey, her yer dolu. Hiçbir şey boş değil. Melaikelerin bize katkısı nedir? Melaikeli dersini okumadan önce. Sana bir şey var ya. Hani Cenab-ı Hak bu dünyada sebeplerle iş yapıyor ya mesela. Meyveyi tamam. Gönderirken ağaçtan gönderiyor. Hı hı. Mesela bir emirler getirirken kitaptan, peygamberden gönderiyor. Ha. Yani bir vazifesi de Allah ile kul arasındaki bağ temin ediyor. Cebrail de unutmayın, melaikedir yani. Başka? Bu şekilde bağlar yani abi. Bir de mesela Üstad Hazretleri abi 4. şu anda da hasmınalarda geçiyor. 4 çeşit gurbet içindeyken diyor. Evet. Dünyayı işte vahşetgah, işte o vahşette beni sıkarken, boş dünya başıma yıkılırken birden melaike-i iman rükmü yetişti diyor. Yalnızlığı gideriyor. Yalnızlığı gideriyor. Her tarafta işte ayette gibi bak dedi işte buralar boş değil, bu sahralar diyor onun ibadıyla doludur diye. O diyor melaike rükmü yardıma yetişti diyor. Mevken melaikeden olarak hani Allah'ın vermiş olduğu nimeti sadece biz değil, onlar da Allah gösteriyor. Onlar da esmasına aynada yapıyor yani temaşa. Şu anlar 237'de iman 6 rüklünden çıkan öyle bir vahdani hakikattır ki tefrik kabul etmez. Yani 6 tane iman esası bir bütündür. Bütününün bir parçası değil. Bütününe verilen ayrı bir vasıf. Yani buz. Bak buz kabul edilir. Su. Su. H2O. Elektron. Kuark. Enerji. Esir. Maddi hayat. Nur-u Muhammed'i. Esma. Bunlar hep isimleri farklı değil mi? Ama mahiyeti aynı,
hakikatları farklı. İman esasları mahiyeti birdir. Hakikatları ifadelenişleri farklıdır. Tek bir hakikatı buzdur, sudur, elektrondur, madde hayattır, nur-u muhammedidir. Yani kainatta yüklenmiş oldukları ve insana bakan, bir de okuyacağım amaç, bir de şunu şöyle düşünün. Melaikenin insandaki karşılığı nedir? Allah'ın insandaki karşılığı nedir? Peygamberin insandaki karşılığı nedir? Ahirete iman insandaki karşılığı nedir? İnsan çekirdek değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Allah'ın dışında. Ahiret mahluktur, yapılmıştır. Peygamber mahluktur. Melek mahluk. Şimdi yaprağın çekirdekteki karşılığı nedir? Çiçin meyvedeki çekirdekteki karşılığı nedir? Kokunun, dalın, budağın, yani insan kainatın çekirdeği değil mi? O zaman melaikeyi anlamak adına insandaki karşılığını bilmek lazım. Bu başka bir versiyon. Şu anda okudum da başka. İman altı rüknünden, yani bu altı tane şey. Bir, esma. Esma. İki, nur-u Muhammedi. Ondan sonra maddi hayat, esir, su, buz. Yani enerjileri açtım. Ana şeyleri çizeyim, teferruata girmeyeyim. Yani aynı şey, işte iman altı rüknünden çıkan öyle bir vaktan hakikattır ki tevfik kabul etmez. Mesela bu sıralamadan enerjiyi çıkaralım. Yani enerjiyi kabul etmiyorum. Ne olur? Eksik değil. Bundan sonra yok olur. Eksik kalmaz. Yok eder yani, yok olur. Diğerleri de olmuyor yani. Olmuyor ki. Bir bütünlüğün adı mahiyettir. O bütünlüğün farklı şey olarak kendisini, farklı vazifede, farklı vizyonda, farklı bir vazife yüklenmeye verilen İsme hakikat denilir. Ahiret ne kadar kıymetliyse melekler iman o kadar kıymetlidir yani. Aynı şeyin farklı şeyi. Ya meleksiz ahiret zaten düşünemezsin. Yani bu iman mevzusu konuşurken abi melaike hiç hesaba katmıyoruz ya. Katmıyoruz ya, melaike üzerine durulmuyor. Çünkü bir yerde de derste de olmaz bu. Çünkü bir, bu 45 dakikalık bir derse sığacak bir ders değil. Yani mahiyetinden mi konuşalım, hakikatinden mi konuşalım, insandaki karşılığından mı konuşalım, iman esasına niye girmiş onun konuşalım, nereden yapacaksın? Allah'ın ispatı öyle değil ki, bir tane alıyorsun bunu, bir örnekle bitiriyorsun işi. Yani hayat içtimanı neresinde melaike? Tabi yani, melaike, hayat içtimanı. Onun için melaike uzun böyle bir oturum, bir dakika oturumu taray edecek bir mevzudur. Ve öyle küllidir ki, İman esasları tecezi kaldırmaz. Yani bunu meydana getiren, bu zaline meydana getiren bu veri tabanları, buzdur, sudur, elektrondur, nötrondur, kuarktır, kuantumdur, enerjidir, esirdir, maddi hayattır, nur-u Muhammed'dir, esmadır, sıfattır, şuunattır. Oraya kadar. Yani bu veri şey. Bundan bir tanesini çek, bir tablayı çek. Yok olur. Yok olur yani. İman esasları bu bütündür, böyledir. Çünkü her bir rükn-i imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkan-ı imani ispat eder. Her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Öyleyse bütün erkanı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batın devam ediyor. Ondan sonra Ustad başka bir şey de getiriyor. Burada devam ediyor ben. Bir de arkadaşlar, insanın en kıymetli şeyi nedir? Ruhudur. Kime teslim edeceksin? Emin ben. Vazifeyi de bu yapıyor. Bir de başka bir şey gireyim. Cumartesi, abi şaşırdım, altı soldu kafamızda falan dedi. Bu da üniversite talebesi. Diyor ki bana. Biz şimdi kitap okuyoruz, ilim alıyoruz. Doğru. Aynen, mülk. Her mülkü olanın melekütü var mı?
Yani her yaprak var, yaprak çıkmışsa ağaçtan, çekirdek de vardır. Ama her çekirdekteki çıkmıyor. Ya şartlar, koparıyor dal, kuruyor veya neşinema bulmuyor. Unutmayın, her mülkte olan, yapılmış olan melekütü vardır. Yani her yaratılanın lef-i mahfuzda vardır ama her lef-i mahfuzdaki çıkmıyor. Huvel evvelu vel ahiru vel zahir vel batın. Yani bir şeyin, şöyle diyeyim. Bu noktada anlaşıldı fazla uzatmayın. Kitap okuyoruz, ilim alıyoruz. Bu mülk. Melekütteki karşılığı böyle değil. İlim almak yok. Okuduklarımla bendekiler uyanıyor. Bende zaten var bunlar. Kainatın çekirdeği değil mi? Allah'ın dışında ne varsa hepsinin çekirdeği benim. Yani ağaç olmadan önce çekirdekte var olduğu gibi bende vardı hepsi. Hepsi bende. Okuduklarımla bunu uyandırıyor. Veri ediyor, zemin oluyor. Onun için inkar etmek, fıtratını ihanet etmek. O zaman melaikeler benim zaten alt veri tabanı. Yani istidat kabiliyetleri tutanlar. Ya tabii alt veri tabanı yani. Beni ben eden şey, malzeme. Yani şey diyor ki usta, 158'de pardon, şey 46'da maddi şeririden bahsediyor. Mevad-ı şerire. Ha, mevad-ı şerire. Mevad-ı şeririnin sekenesi ve mümessilleridir diyor. Şimdi melaike mesela Allah'ın kullandığı malzemedir aynı zamanda. Şimdi niçin söyledim? Kitabı okuyoruz, ilim alıyoruz. Yani Azrail gelip canımı alıyor. Örnek olsun diye söyledim. Batın cihetiyle ilim almıyoruz, merkezi uyandırıyor. Azrail zaten bende var. Benim ölmem Azrail buradan gitmesi demektir. Azrail demek cesetten ruhun birbirini bir bütünlük yapan hakikattır. Orada cesette tutan hakikattır. Ölüm anı demek Azrail'in yani ruhun. Hani Azrail tutuyor cesedimde ruhu. Çünkü cesedime hiç uygun değil ruhum. Yalnız o biraz şeye giriyor abi, ehli sünnetin şeyine çıkıyor da. Batın cihetiyle, yani dört melaike, tabii ki mülk zahirde ehli sünnetin şeyi teslim ediyoruz, bu böyledir. Üstad Hazretleri mesela öyle bir şey olduğu zaman abi, mesela Miraç için diyor ki, usul-i erkaniye dairesinde izah edilmiştir diyor. Evet. Miraç için. Ama bunu istisna yapıyoruz yani, böyle, şöyle diyeyim. Şimdi, çiçek kokuda şey koku çekirdekte var. Şimdi biz şöyle mantıkla düşün. Kainatın çekirdeği değil miyiz? Kainatın içinde var olan her şey bizde yok mu? Koku da var, dal da var. Peki Cebrail ve Azrail kainatta yok mu? Mahluk değil mi? Peki bendeki karşılığı nedir? Söyleyeyim, okuyayım. Tabii bunu umumi demiyor tabii. Umumi ehli sünnet vel cemaat taşıyla aşağıda İlim yapıyoruz. İlim yapmıyorsun kardeşim. Aslında sendeki önemli dersen tuhaf oluyor. Ama ilk önce bunu izah edip, ilk önce bunu söyledikten sonra bunu melekler. Bak şurada diyor ki. Bir daha böyle artı parantez de abi. Mesela Rüyetullah diyoruz ya. Evet. Yani o miras sahasında o meyveleri anlatırken Üstad Hazretleri. Rüyetullah bir meyve de Rüyetullah miracın bir meyvesi. Yani orada bakıyorsun. Yani sendeki fıtratın aslıyla buluşması Rüyetullah. Evet tabii. Yani bendeki o, ondaki benle hakikatler beraber olması. Yani Allah'ın esmasıyla her şeyle değilim ki ben. Esmanın nihayetsiz mertebesi var. O mertebeden bir tanesi. Bütün esmayı düşün. Esma bak. Esma, 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 esma. Bir sürü. Sonsuz esma düşün. Hat var yani. Hat şu. Yani esmanın nihayetsiz mertebesi var. Tırrr. Ama esma. Esma. Ben ne yapmış? Cenab-ı Hak onlardan bir seviyeli beni yapmış. O zaman Miraç'ta Esma'nın bendeki nümenesi var. Ama benim kaynağım Esma'da. Kaynağımla bendeki nümenesinin mahiyet ve hakikatinin tek olması. Allah'taki karşılığımı görmek. Allah'ı görmek. Allah'ı görmek. Herkes de farklı olacak cennette de, burada da. Yani Esma'daki meratibini, meratibinle müşerref olmak. Evet.
inkişaf ettiği duyguların ismi. Bunu nasıl diyeceksin? Bak şimdi. Burada ustad bak diyor ki kainat şu 355 lema. Kainatta lef-i mahfuzun gayet kati bir delili vücudu ve bir nümenesi insandaki kuvve-i hafızadır. Bak nümeneyi koydum. Evet. Lef-i mahfuz. Ve alemi misalin vücuduna kati delil ve nümene kuvve-i hayaliyedir. Haşiye diyor, anasıl onlara girmiyorum. Şu anda dinleyin bak. Kainattaki ruhanilerin, melaikelerin, meleklerin, melikelerin, melekelerin delili vücudu ve nümenesi insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza. Şimdi melaikelerin bizdeki karşılığı kuvvelerdir, kuvve, kuvvetlerimizdir. Ondan sonra latifelerimizdir. İnsan böyle şekilde küçük bir mikyasta kainattaki Allah'ın dışındaki bütün varlığın hakaik imani şuhut derecesini gösterebilir. Bu ne oldu? İnsan küçük bir mikyasta hakaik imaniyenin içini say bakayım ben. Ne var hakaik iman? Allah'a iman. Allah'a iman, peygamber iman, meleklere, kitaplara vesaire inanmak. Peki bunu şuhut derecesinde insanda var. Bak, insan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaniyi şuhut derecesinde gösterebilir. Melaike ne ki? Melaike bendedir. Allah var bende, sen Azrail'den bahsediyorsun. Azrail neymiş ki? Ben sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. Yani ta Allah var bende. Azrail var demek ne olacak? Yani bir hazine mi? Gören eli, işiten kulağı. Ha yani mesela, ya Musa ben hastalandım diyor, niye gelmedin bana diyor. Ya Musa, ya Rab sen hasta olmasın, münezzehsin. Yani o kadar fena fil olmuş ki o insan, o kulu, artık Allah orada şey yapmış, zuhuru etemi yapmış. Ben onu gören gözüyüm, tutan kulağım, işiten kulağım, tutan elim demiyor mu? O hadis kutsu yani. Acayip bir şey. Bak, peki melaikeler iyi anlamak için, melaikelerin bizdeki karşılığı neymiş? Kuvveler ve latifeler. Latifeler, latife-i Rabbaniyelerimizin mecmu meleklerimizdir. Melaike, meliklerimizdir, melik. Yani hayat, kalp, ruh, sırafi gibi onları tutuyorlar değil mi? Tutuyor, onu tutuyor. Onları tutanlar. Onların kötü şeyleri de Hüsa Hazretleri şeytana veriyor. Evet, mesela peygamberin bizde karşılığı var, Nur Muhammed'in. O dört tane melek de peygamberdir. Musa aleyhisselam, aleyhisselam, İsa aleyhisselam, kullandığın aleyhisselamı Cebrail aleyhisselam. Ama hangi peygamber? Meleklerin peygamberidir. Meleklerin peygamberi. Cebrail aleyhisselam, Cebrail diyemezsin, aleyhisselam diyorsun. Peygamber'e deniliyor bu. Aleyhisselatü vesselam başka. Bugün mesela bu 263'te söylüyor abi, şualarda. Ne diyor? Bizdeki karşılıklarını o dört meleğin, 263. Geliyorsun yavaş yavaş şimdi. Bir anda şaşırdın da. O mesela. Bakayım nerede, oku bakayım nerede. Son paragraf vardır ya abi. Zehil katik. Diyor ki, Cebrail aleyhisselam'a ziyaret aleminden en aşırı, yani orası mı? Diriltmek evet, ve hayat vermek, bak. Diriltmek ve hayat vermek. Şuradan alayım. Ve hilkat-i kainatın en emniyeti neticesi olan insanlarla münasebet-i Rabbani tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselam. Tebliğ ve izhar. Mesela bak, Cebrail aleyhisselam. Şuraya kısmına kadar gideyim. Cebrail aleyhisselam getirdikleriyle Allah Resulü daha önce Allah perdesiz aldığı Kur'an'la münasebet kuruyor. Zaten karşılıklı konuş, Kur'an'ı mutala etmek işte Ramazan'da olduğu için o şey oldu. Cebrail aleyhisselam bu. Bizde var ya, ziyaret aleminde en haşmetli ve dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek. Bizi canlı tutan nedir o? Ölümle teris etmek, peki Halika mahsus olan icraat ilahi, yalnız temsil eden, edip, ubudiyetkâra nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam. Nezaret ederdi ya. Nezaret ediyor. Lazcası bu işte. Nezaret ne demek? Tutuyor da. Yani hayatıma nezaret eden İsrafil, meftime nezaret eden Azrail.
tutuyor yani, şu anda tutuyor. Boş, hiçbir şey boşlukta olmaz, müekkili var. Yalnız işte resim olan, habis olan, insanın fıtratını bozan, fıtratını yanlış yollara sevk eden yılandır, akreptir, kötü günahlardır. Onlar müekkelleri, melaike değil. Onlar melaikeli değil, ervan habisidir. 246 sözde. Bu, hayatiyetimi tutan o. Hayat dairesine. Ondan sonra kainata büyük israfildir diyor. Bak orayı bir göstereyim de. Onu bazı şeyi söyledim bir kardeşe, aşağı abimize. Ondan sonra bir sayfa sonra gene söylüyordu abi, şeyi söylüyor. En cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsan-ı rahmaneti, nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail Aleyhisselam. Evet, mesela Kur'an okuyoruz, şuursuz. Kur'an okuyoruz, yanlış okuyorsun. Yanlış oluyor. Yani iraden dışında. Allah öyle takdim etmiyor. Mikail Aleyhisselam devreye girip doğru takdim ediyor. Mikail Aleyhisselam onun mümesi. Bak şurada diyor ki, ama sır tabi bunlar sır. Sır vahdet ile kainat öyle cisim. Kainat öyle cisim. Ne demek? Cismani. Zaten kendisi söylüyor. 13 şu alar. Bak sır vahdet ile kainat öyle cisim ve cismani bir melaike hükmünde olur ki. Allah Allah. Cisimleşmiş. Kainat bir melaikeymiş komple. Mevcudatın nevileri adedince yüz binler başlı ve her başında o nevide bulunan fertlerin sayısınca yüz binler ağız. Her ağzında o ferdin cihazat ve etza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüz binler diller ile saniyeni takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal ubudiyette. Bak, öyle bir makam sahibi bir acibi mahlukat iken İsrafil hem sırrı tevhid ile ahiret alemlerine ve menzilerine, yani cismani bir mahluk iken, acip mahluk diyor. Kainattan, kainatın vücudunu, kargasını tutan İsrafil. Bak, kainat öyle cisim ve cismani bir melaikedir ki, nedir o? Sani takdis eden, tesbihat yapan İsrafil müsüllü übudiyetle. Ona devam ediyor bak bir şey yapayım. Ahiret alemlerine, nezaretlerine çok mahsulat yetiştiren bir mezra ve dar-ı saadet tabakalına amal-i beşeriye gibi çok hasılatıyla levazım tedarik eden bir fabrika, meleklermiş bunlar. Melekleri okuyor. Ne işe yarıyor? İman. Ve alemi bizim adımıza istiğfar ediyor, bizim adımıza ibadet ediyor. Hani var ya Haşr-ı Suresini La İstevi okuyan sabah ve akşam, sabaha kadar 70 meleke onun adına 70 melaike rüküde, 70 melaike secdede, 70 melaike kıyamda secde ediyor. Namaz kılıyor, dua ediyor. Bizim var. Hani sen yatıyorsun, o ibadet ediyor. Yani acayip bir şey ya. Bu olmazsa biz mahvolduk da. Alemi bekada hususan cennet-i aladaki ehli temaşaya dünyadan alınmaz sermediği manzaralar göstermek için mütemadiyen iş diyen 100 bin müsüllü sinemalı bir fotoğraf iken, bak şimdi dinleyin, esas burası. Şirk ise bu çok acip. Kainat israfilmiş de usta diyor ki bu mesele çok acip. Tam muti hayattar ve cismani melaikeyi. Camit, ruhsuz, fani, vazifesiz, halik, manasız. Hadisatın her cümerci altında inkılaplar devam ediyor. Meleike neymiş? Şirk ise diyor bu çok acayip. Tam muti hayattar ve cismani melaikeyi. Camit, ruhsuz kabul ediyor diyor. Virüs bilgisayarı çökerttiği gibi, evet. O da çökert. Küfür virüs gibi ya. Problem. Odunda, odun bilgisayar kutudan ibaret kalıyor. Şimdi melaikeler demek ki bizim alt veri tabanımız, ibadetteki hakikatimiz, kaynak itibariyle vasıtamız, tebliğdeki şeyimiz, vasıtamız, tamam? Ve hatalarımızda vesilemiz, yalnızlıkta arkadaşım. Ve bizdeki karşılığı kuvveler ve latifeler. Peki latife-i Rabbaniyemiz o dört melaikedir. Bak dört melaike ruh meydana getiren zihayattır, zişurdur, kanun hem vücud harici. Dört melaike bu dördünü temsil ediyor ve ruhu. Ondan sonra Allah öfledim ruhumu. Ruhumdan ruhunuzu öfledim diyor. Bunlar bakıyor, evet. Bunu anladık mı? Ruh meydana getiren, bir de söylüyorum. Ruh meydana getiren dört veri tabanı var ruhun. Zihayattır.
hayat, İsrafil, zişuurdur, Cebrail. Tamam mı? Şey hayattır, zişuurdur. Kanun emr, İsrafil, kanun emr, Azrail, vücudu harici, İsrafil. Bak, vücudu harici demek Allah'ın dışında yaratılan her şey, İsrafil dedi. Kanun emr, her şeyin dizginini tutma noktasında, Azrail. Zişuurdur, şuur melekimizin kaynağı. Dima, diman temsilcisi Cebrail. Ondan sonra ne kaldı? Mikail kaldı. Şuurumuzun şeyi yani, karşılığı. Evet. Mikail de ne demiştik yani? Mikail şuur da Cebrail o münasebeti. Ha, münasebetin adı, tamam. Şuur Mikail'dir. Hayat İsrafil'dir. Ruh Azrail'dir. Cebrail Dima'dır. Akıl. Akıl yani. İkal, bağ. Bağ. İşte bu dört latife ile ruh oluyor. Meydana gelince pencereye bu dördünü karıştır, koy. Bu karıştır, bu olur. Ondan sonra Allah ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. O içine öfürüyor kendisini. Ayet meali. Öfledim diyor. Evet. Zaten Meryem'e rahimine öflemiş. Şimdi bizdeki karşılığını enfus dersine giriyor. Kitabı okumak, bununla meşgul olmak afakidir. Afaki derken bizim bildiğimiz afaki değil. Yani Risale-i Nur dört isimle beraber gidiyor. Onun için zevk alınır. Bir, evvel, ahir, zahir ve batın. Yani evvel çekirdek, ahir meyve. Zahir ağacın şekli, batın içindeki manevi fabrikalar. Böyle düşünülürse her konu, yani benim aklım hemen gidiyor. Bunun bendeki karşılığı nedir? Kur'an bende var zaten. Uyandırıyor. Onun için fıtratına yalan söylüyorsun. Küfür. Küfür fıtratına yalan söylüyorsun. Zaten vardı. Yani, niye yalanlıyorsun kendi kendini? Ben de korkuluyor abi. Böyle batını düşünmekten korkuyorlar. Yani. Tabii batı, aferin ha. Batı aman. O bir şey aman ha. Cadde-i Kübra değilmiş. Hasan bazıları öyle diyormuş. Tamam doğru ama umumi bir yol değil. Allah'ını seversen, ben Risale'den okuyorum. Nerede var kardeşim senin uydurdun? Peki uydurdum, bendeki karşılığını okuyayım da. Kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu ve nüminesi insandaki kuvvelerdir, latifelerdir. Ben desem ki, melaikelerin bendeki karşılığı kuvvelerdir ve latifelerdir. Uydurdum mu ben ya? Cadde-i Kübra mı? Ya Risale-i Nur mevzusu ne zaman Cadde-i Kübra'dan çıktı kardeş? Veya de desen ki bilim adamları şöyle söylüyor. Hayır, hemen iman edecek. Doğru. Gavur deyince oluyor, Hasan deyince olmuyor. Ben dedim ki, bilim adamları diyor ki radyo dalgası geliyor diyorsun. Tamam bu mülk böyle. Aslında bir şey gelmiyor. Burada bütün sesler var, o dalga buradakini uyandırıyor. Olur mu ya? Niye o gavur deyince inandı? Benim seni niye söylemiyorsun? İnanmıyorsun. İkinci söyledi ya, batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı. Evet. Kardeş, Risale-i Nur'u böyle yaparsa tadına doyulmuyor. Ha atma. Yani atıp mesela ben şey yapmıyorum. 83. sayfada da var lemalarda. Girmiyorum o kadar. O kadar atıp var ki Allah aşkına şuraya bak. Hutbe-i Şamiye'de diyor ki 136 mutlaka oku diyor. Metubat 376 mutlaka oku. Sözde 569. Bu latifeler ve kuvveler için söylüyor. Şimdi orada bir cümle vardı abi. Hangisi? Hutbe-i Şamiye fakat bir hakka çekirdi. Bu mevzuyla alakalı da. Aklıma geldi abi. Yani neden böyle insanlar şu manayı kabul etmiyor diye de abi. Mesela maddeye takılı ya, 108'de hakka çekirdekleri. 108. madde mi? Hutbe-i Şamiye. Ha oku bakayım. Sayfayı okuyayım. Maddi yunluk manevi tavundur ki, beşere su müthiş sıtmayı tutturdu, gazap ile çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, maddi yunluk da tevessü eder. Yani tenkit, eleştiri, geliştikçe maddi yunluk daha hakim oluyor. Hasan'ı susturunca ne oluyor biliyor musun Hasan? Batınlar kapanıyor. Hasan bunlar söylediği, buradan okudukları mutlaka doğrudur. Benim izah ettiğimse mutlaka doğru değildir, bana bırak. Ama sen öyle değildir, böyledir diyebilmen için söylüyorum. Araştır diyor. Yani çare sunmayan tenkit, eleştiri tahriptir. Tenkit, eleştiri çoğaldıkça diyoruz da burada, maddi yunluk tavuğunu girmeye vesile olmuş. Hep böyle. Bak mesela cemaatların kişileri eleştirmekte yayıldıkça insanlarda bunalım başladı. Unutmayın. Vehim, evham
ervah habise buhr, yani şimdiki tabirle evam vehim vesvesenin karşılığını söylüyorum. Panik atak, buhran ve bunalım, depresyon adıdır buradaki bugünkü karşılığı. Niçin çoğaldı? Cemaat içinde de var. Tenkit, eleştiri, gıybet, haset olduğu yerde virüs gibi giriyor. Ne kadar eleştiri yapan o kadar mikroba maruz olacaksın. Bir de okur musun orayı? Bir de oku. Ama diyeceksin ki şöyle eleştiri yapacaksın. Hayır, orada öyle yazmıyor, burada böyle yazıyor. Temkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe. Tenkit ve? Telkin ve tenkit kabiliyeti. Yani tenkidi öyle yapıyoruz ki herkese telkin ediyoruz. Alışılıyor herkes. Yani bu mesela benim derse katılan, mülkle beraber işliyorum. Ben melekütü işlemiyorum. O zaten gidemezsin. Mülksüz melekütü olur. İkisini beraber. Yani şunu demek istiyorum. Bu dersleri dinleyen, derslerimize katılan bu tarafı bombalanıyor. Telkin ediyorum ona. İster istemez. Kabiliyeti tevessü ettikçe o taun da, yani o maddi yumruk da tevessü eder diyor. Ya Allah. Mesela şeytanların, cinlerin, ervah habiselerin, ervah aliyelerin, biz şöyle biliyoruz. İns, cin, melaike, şeytan. Ustad bir tane kategoride zikrediyor. Ruhaniyat diyor. Ruhaniyatı söylüyorum. Dan, han, man, tam, test. Kaynakları söyledim. Mevlana'nın miraciyesi var, demir tefsiri var. Bak 83'te bak ne diyor. Lemalar. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Tamam? Çok. Bu küçük insan o büyük insanın bir firistesi ve hulasasıdır. 83 lemalar. İnsanda bulunan nümunelerin büyük asılları insan ekberde bir zaruri bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lef-i mahfuzun vücuduna kati delildir, öyle de insanda kalbin bir köşesinde lüme-i şeytaniye denilen bir alet-i vesvese, çünkü alet bırakmış kendisi gidiyor, ve kuvve-i vahime, evham vehim, telkinatiyle konuşan bir şeytani iyi çekiyor, takke var, şeytana ait iki alet var. Alet-i vesvese, kuvve-i vahime. Telkinatiyle konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt, arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsini görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. İnsan mesela bazen gayri ihtiyar günaha giriyor. Günah olmuyor. Nasıl? İşte diyor sahiplerinin ihtiyarına zıt. Çünkü iki tane kaynak var. Bir alet-i vesvese kuvve-i vahime. Cumartesi onu yaptık. Bu cumartesi de devam edeceğim. Vahime. Bak şimdi. Alemde var, bizde var. Şeytan gibi bu. İnsanları ne yapıyor? Harama itebiliyor. Onun için haram işledi. Ay çöpe. Ne sen kimseye çöpe atıyorsun? Bakalım cinlere, cinler mi bloke etmişti? İki. İmam-ı Gazali diyor. İntihar etti. Aklı mı örtüldü? Üç. Öyle sinirlendi ki boş yaptı, boşama yaptı, talak verdi. İmam-ı Şeriat diyor ki, eğer diyor cinnet seviyesinde bir asabilikse, yani kafası blok olmuşsa, onun ölçüsü şu. Karıyı boşaldı, sonra dese ki kendisine geldi, sen karıyı boşadın. Yok canım, ya boşadım, vallahi boşamadım ya. Siz nereden uyduruyorsunuz? Dese, hatırlamıyorsa cinnet seviyesi. Onun hiçbir hükmü yoktur şeriatta. Talak şey yapmaz, adam vursa da şey yapmaz. Hatırlamıyor. İntihar ediyor. Normal mi ya, bir tırnak açılsa hemen hastaneye koşan adam intihar eder mi? Niye intihar hemen suizan ediyorsun? Aklı örtüldü. %100. Ehli Müslüman, Müslümansa aklı örtüldü onun ya. Ben kesinlikle. Ben onları, ben mezara ben indirdim mesela. Öyle bir intihar eden vardı.
Ben indirdim, gömleğime bir şey olmuştu. Hatta mezara çıktım, dedim ki bak ahirette bir gömlek alırım senden. Enter çünkü kan olmuştu mesela. Attı tıp da kestiler. Kesti beni elinizden geldiği kadar cesim. Şeyde de şimdi öyle Asır abi zaten. Medeni kanunda da eğer şuuru yerinde değilse suç intikal etmiyor. Etmiyor tabii. Şimdi burada bir sürü yerler var. Tamam arkadaşlar, şimdi ona girmeyeceğiz. Şimdi meleklerin niçin buna girdik ilk dersimizde? Meleke dersi yapacağız herhalde bir iki hafta. Yani niçin akideye girmiş? Çünkü akide bir bütündür. Melaikesiz Allah, Allahsız meleke olmaz. Olmaz. Kainat olarak. Yani kainat yaratmadan önce tabii ki Allah ona muhtaç değil. Ama kainat varsa ki var, insan, demek ki insandaki karşılığını anladık kuvveler. Şimdi bizdeki faydaları, bizdeki karşılığı, istiğfar ediyorlar, tövbe ediyorlar, şefaatçılık yapıyorlar, bize hizmet ediyorlar, ruhumuzu tutuyorlar, latifelerimizi, kuvvelerimizi adıdırlar, bizdeki karşılıklarıdır. Onlar olmasa insan olmazdık. Latifesiz, kuvvetsiz, kuvasız. Kuvveler var ya, güçler, enerji şeydir, kuvvetler, duyguları çalıştıran enerji depoları, pil, pilene, bunlar melaikelerimizdir. Latifelerimiz, lütuf edilmiş olanlar. Dima mesela. Dimalarımız, hislerimiz, duygularımızın zemini, veri tabanı, malzemesi. Yani insan insan yapan veri tabanı. Bir de onların müekkelleri var. Bir de onunla bizi meydana getirmiş. Biz melek, her tarafımız dırrrrrt melekeyiz kardeşim, bunu düşünmüşüm. Zaten hep gülüyorlar şu anda bizde. O kadar açıyoruz ki kapalıyız. Şimdi, evet. Sözler 509'dan ikinci esastan başlayalım. Devam et. Şimdi biraz melekeden şey yaptık değil mi? Biraz da korktum, daha girmedim içeriye. Cesetteki meleklerimizin, melekenin karşılığı var. Hayatta melekenin karşılığı var gibi. Efendim, ruhta melekelerimizin karşılığı var. Ene de nedir? Ona yok. Onlar ileriki. Onlar ileriki, gayb. Ahirette. Risalede var ama. Arife işareti. Yeter. Yok. İkinci esas, melaikene vücuduna ve ruhanilerin subutuna. Bak, melaikelerle ruhanileri ayırdı. Ayırdı abi. Subutuna ve hakikatlerinin vücuduna bir icma maneviyle, tabirde ihtilaflarıyla beraber bütün ehli akıl ve ehli nakil bilerek, bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir. İttifak etmişler. Bilerek veya bilmeyerek. Aynı şeyi ittifak etmişler. Melaikenin vücuduna, ruhanların sabit olduğuna icma ile beraber nakli olarak ve akli olarak bilerek bilmeyerek ittifak etmişler. Yani bilmeyerek derken nasıl yani bilerek şey yaptık da? Aşağıda söyleyecek. Hatta maddiyatta çok ileri giden Hükema-i İşrakiyyun'un Meşaiyyun kısmı melaike-i manasını inkar etmeyerek her bir nevin bir mahiyeti mücerredi ruhaniyeleri vardır derler. Ne vardır derler? Her bir nevin bir mahiyeti mücerredi ruhaniyeleri vardır. Evet. Her şeyin. Bakın hakikati demiyor. Bir de ben bakayım dur. Bak aklım başkaydı. Tabirde ihtilaflarıyla beraber bütün ehli akıl ve ehli nakil, yani birisi dinler, diğeri de insan felsefesi, insanların kendi imal bakışları, mahkemata bunu söylüyor. Akil ve nakil çatışırsa bilerek bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir. Ben zihnimi toparlayayım diye ben okuyorum. Hatta maddiyata çok ileri giden bu Kemal-i İşrakiyun, İşrakiyun'un Meşayun kısmı. Oku bakayım orada. Yani Aristocu, yani Aristocular. Melaikenin manasını inkar etmeyerek. Yani, Aristo'yla Eflatun farklıdır. Aristo maddecidir, Eflatun ruhçudur. Bu bile, maddeciler bile, Aristocular bile, akılcılar bile böyle tuttukları, hissettikleri, kokladıkları vesaire
sırf mülk cihetiyle bakanlara, aristocuları, bunlar bile inkar edememiş melaikeleri. He, ne diyor? Demişler ki, her bir nevin bir mahiyeti mücerredi ruhaniyeleri vardır. Yani maddeyi burada tutan arkası var. Yani çekirdeği var. Yani enerji tarafı var. Şimdi de zaten ona geldiler, Big Bang. Bir şey gibi değil mi lan müşahıs olarak? Yani Hacivat'la Karagöz'ü oynatırken, önde Karagöz gidiyor, arkada adam var. Ha ha gibi, evet. Yani birisi şöyle diyeyim, bu buz, su. Yani buz mülktür, su melektür. Odun, ağaç mülktür, enerji, içindeki enerji, ısı, duman melektür. Yani bunlar dedi ki, o kadar mecbur kalmışlar ki müstakalarak şey demişler yani, mücerret, yani maddeden sıyrılmış. Mücerreti lügatta çok antika söylüyor. Gördünüz mü? Bu açın hele bir lügatı, bak ne koymuşlar. Mücerret, mücerreti aç bakalım. Çok antikadır. Hani göresiniz diye ben nakletmeyeyim. Her bir nevin bir mahiyeti, mücerredi, ruhanileri vardır derler. Lügat. Bakıyor musun? Noktalıdır. Mücerret. İki tane re. Çıtlak soyulmuş, ayrılmış. Başka? Bekar evlenmemiş, yalnız tek. Başka bir şey olacak. Başka var mı mücerret olarak? Yok abi. Ver bakayım o lügatı bana. O değil, o değil. O lügat olmaz. O. Göstereyim size. Sözlerde diyor ya, nurdan, nardan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, sahtan, rahiyeden, kelimatten, esirden, hatta elektrikten ve sair seyyalat-ı latifeden halk olunan o zihayet ve zişurlara Kur'an-ı Muzumen melaike can ve ruhaniyattır der. Ya? Yani onların yapılışı mı söylüyor abi? Ben ona gireceğim. Bunu bir okuyayım. Muşakhas olmayan, belirlenmemiş, böyle önü arkası olmayan, maddeleşmemiş, vücuda gelmiş eşya ve efalin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen her keyfiyet ve mef'uma veya nispet mef'umuna denir. Bunun zıttı muşahhastır ki eşyanın bütün vasıflarıyla zihinde usuludur. Mesela tecerrütte de aynı manada söylüyor. Yani arka veri tabanı. Yani bunu demek zorunda kaldılar. Hele efendim buna varmış. Nedir o? Big Bang dedikleri büyük patlama. Nedir o? O bir noktadır. Ama öyle bir noktadır ki ustadın aynı söylüyor. Vehmi yani. Vehmini söylüyorum. Vehminin onların ifadesi şu. Vehim demiyor da. Vardır o nokta ama yoktur. Eğer var desek mekanı olur. Ondan önce mekan yoktur. O noktadan önce zaman yoktur. O noktadan önce madde yoktur, hacim yoktur, kütle yoktur. Öyle bir nokta ki farz ediliyor. Yani muayyen bir nokta değil. Ondan önce şekil yok, o şekil değil. Ama bütün şekil oradan çıktı. O ağırlığı yok ama bütün ağırlık ondan çıktı. Onun hacmi yok ama bütün hacim ondan çıktı. Hiçbir belirlenişi yok ama bütün belirleniş ondan çıktı. Big Bang bunu diyor. Bu ne demek ya? Bu ne diyor? Kafayı mı yedi? Bu dini söylüyor. Nur-u Muhammed'i bu. Efendim ahalakallah nuri. İlk önce benim nurum yaratıldı. Ondan önce bir şey yok. Ve o nur, usta diyor ki, mi? Ama Adem'i de değil. Yani çekirdeğin içinde ağaç. Ağaç değil, yokluk da değil. Aynanın içindeki güneş bizi ısıtıyor mu? Isıtıyor. Aydınlatıyor, aydınlatıyor. Güneşin özelliklerine, haysiyetine sahip mi? Evet. Güneş mi? Hayır. Cam mı? Hayır. Güneş değil, cam değil, nedir? Oradadır ama o değil. Ne aydır, ne gayrı. Ona ne aydır, ne gayrı denir. İşte ama söylüyorum işte. Bu mücerret. Hocam şöyle diyebilir mi abi? Cebrail Aleyhisselam dıhye suretine geliyor ya. Evet. Bu Cebrail midir, değil midir? Ha, yani. Şu her çünkü mahiyetini değiştirmediğinden hakikatini değiştiriyor. Hakikati Cebrail değil, mahiyeti Cebrail. Cebret. Cebrail'in bir manası ne demek? Tabii girmiyoruz dedim ya ama bazen zorluyorsun. Cebredici.
ceberut, cebredici, cebredici kuvvetler var bizde. Cebir yani böyle, senin şey zorunlu kılan şeyler var. Çok tuhaf şeyler yani sana. Bir de şey abi hani burada... O ahirete gidince acayip olacak onlar. İnsan böyle maddi olarak diyelim ki kainattaki unsurlardan yapılıyor ya. Hı hı. Bu melaike mesela üstelik nurdan, ateşten, zulmetten, elektrikten, esirden. Halk ondan bunlara diyor, Kur'an-ı huzur veya melaike, can ve ruhaniyettir demiş. Bak şimdi, sayfa kaç söylüyoruz? 508. 508 önce miydi? 508 abi, en son. Ha. Nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, saftan, rayyadan, kelimeden, esirden, hatta elektrikte mesela leta, seyyalat-ı latifeden, halk olunan o ziyayat, o zirruhlara, hem hayat sahibi, hem ruh sahibi, hem şuur sahibi olanlara, şeriat bunlara, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ında melaike can ve ruhaniyattır der. Yani melaike can, can biliyorsun cinlerin cemi, çoğulu, ruhaniyattır demişler. Yani dandır, hamdır, mandır, tamdır, de tesmiyedir. Melaike ise esamı muhtelif, cinsleri gibi cinsleri muhteliftir. E tabi biz baştan alsak 29 sözde sana dedim ki çıkama işin içine çıkamayız ama mecbur gireceğiz tabi böyle bazen gün. Yani bunlardan yaratılıyor. O tam dediniz ya abi hani bir yerde geçiyor Hutbe-i Şami'de ümitsizliği seratana benzetiyor. Tam, seratan. Tam, bak ümitsizlik seratan nedir biliyor musun Türkçe'de karşılığı? Kanser. Kanser. İşte dandır, handır, tamdır, tamdır, testtir. İşte tam kansere vesile olan. Bir kısım emraz-ı cismiye, emraz-ı ruhaniye vesile oluyor. Kansere, beyin kanamalarına, yani bütün hastalıkların temel veri tabanı ervah hadiselerdir. Bütün sihatın temel şeyi ervah-ı aliyedir. Yani bunları ben, bunları külliyattan söylüyorum. Ondan sonra Hasan oldu nuskacı, bilmem ne. Ya arkadaş, ustad ki Allah'tan kork, sen ne diyeceksin ustada? Ustadın dediğini nasıl yalanlıyorsun? Bunlarla diyor, erva habiselerle mücadele etmek için diyor, tılsımat-ı Kur'an'ı kullan diyor. Hatırladın mı? Evet abi. Nerede diyordu? Sözlerde. 258 miydi? Bak diyor ki, ben bana ne suçum ya, bana ne hakareti, bana niye hüküm ediyorsun kardeşim, ustadın dediğini diyorum. Diyorum ki bak, şimdiki gibi bazen kendine envat namını veren cinlere, şeytanlara, erva habise, mussahar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki bunların şerrinden kurtulmak için, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları tesir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. Tılsımat-ı Kur'aniye nedir? Şer'i bir tabirdir. Lugati değil bu. Peki nedir o? Latif nükteleriniz vardır. 32, 30, 30, 31, 32. sefer söylüyorum. Huruf-u mukatta. Kur'an'ı yazmak diyoruz da. Bak, yazmak, okumak, taşımak. Zihninden geçirmek dahi diyor abi. Evet, orada zihninden geçiriyor. Ustad, huruf-u mukatta için yazmak, okumak, taşımak, tılsımat-ı Kur'an'ı ile tedavi. Tılsımat-ı Kur'an nedir? Ağaç orayı. Ben oradakileri söylüyorum ya. Sen hiç Allah'tan korkmuyorsun, sen hiç utanmıyor musun ya? Risale-i Usta'da ne diyeceksin ya? Hasan'a, tamam Hasan'a hakaret et ama, Hasan'la yaparken elindekileri düşürüyorsun. Onun için dualarımda şöyle diyorum, Allah'ım, şerli nurcuların şerrine sana sığınırım. Şerli Müslümanların şerlerine sana sığınırım. Ya benim, bana kötü şey yapan, beni sıkıntılara sokan komünistler değil ki ya. Ben bu Müslümanlardan neler çektim, hepsinden değil ama çok az. Bu şerli böyle fasit düşünen nurcuların şerrinde neler çekiyorum ya. Ya kardeşim ben burayı söylüyorum. Sen Allah aşkına de ki bak, burada böyle dedin ama öyle okumadın, o değil. Ve burada Cenab-ı Hak, şey, Ustad Hazreti, ateşten yaratıyor, ışıktan yaratıyor, karanlıktan yaratıyor. Bunları yaratıyor. E tılsımat-ı Kur'an ile tedavi olun diyor. Ustad, ustadım tılsımat nedir? Latif nükteleri geç Hasan, Osmanca Lema'da. Taşımak, okumak, ondan sonra onlar diyor, şeyde nafi diyor, faydalı ilaçtan daha tesirlidir diyor. Abi ikinci lemada günahtan dahi Allah mahlukat halk ediyor ya. Hı hı. Hani yılan olur kurt oluyor diyor, ısırıyor diyor şeyi. Ve tabii ya çünkü mahluktur da günah da mahluktur. Vücut haricisi var. Mesela Allah Resulü diyor ki yılan görseniz siyah yılan, siyah keçi, siyah ya yani siyah.
ne diyor? Siyah kedi, siyah köpek, siyah keçi. Siyah yılan, dört. Besmele çekin diyor dağdama da. Kaybolursa cindir veya bir habisedir. Değilse diyor mahluktur, öldürmeyin size ilişmediği için. Yani neler o yani şeyler. Mesela dağda çobanlar ve köpekler var. Bir baktım dev gibi bir köpek geldi. Beyaz da var, siyah da var. Bismillahirrahmanirrahim. Baktım kaybolmadı. Tamam hayvandır dedim. Ama içine girebilir mi? Girebilir. Onun için siyah keçiden, siyah kediden, siyah köpekten, siyah yılandan olmasa bile onu oraya zemine çok mu sayıp beyaza pek giremiyor. O cefine, sineklerin cefine girer diyor ya. Erva aliyeler. Erva habiseler de bu tür mahlukalar çok zemindir yani. Evet. Şimdi burada herhalde kalalım. Şey arkaya kadar gelelim kardeşe. Paragrafı. Sen eski hükemanın işraki yün kısmı dahi melaikenin manasında kabule mustar kalarak yalnız yanlış olarak ukul-ı aşere ve erbabul enva diye isim vermişler. Yani işrakiye de şeydir. Ruhçu grubu doğmalar, işten doğmalar manasında şeydir. Bunlar da eflatunculardır. Onlar da bu aristocular müceredat-ı ruhanileri vardır dedi bitti. Ondan sonra ötekiler ne demiş? Yani eflatuncular, işrakiyun kısmı da melaikenin mağazasını kabule mustar kalarak yalnız yanlış olarak ukul-ı aşere. Ukul-ı aşere? On akıl. On akıl. Ve erbabul enva batıl ilahlar, terbiyeciler diye isim vermişler. Bütün ehli edyan o zaman, bütün o sema dinler, melaike-i cibal, melekül bihar, melekül emtar gibi her neve göre birer melaike-i müekken vahyin ilhamı ve irşadı ile bulunduğunu kabul ederek o namlarla tesmih ediyorlar. Ahmet. Hatta akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemaat derecesine manen sukut etmiş olan maddiyun ve tabiyun dahi melaikenin manasını inkar edemeyerek kuvva-i sariye namıyla bir cihette kabule mecbur olmuşlar. Haşiye oku. Haşiye melaike manasını ve ruhaniyetin hakikatini inkara mecal bulamamışlar. Belki fıtratın namuslarından kuvve-i sariye diye cereyan eden kuvvetler namını vererek yanlış bir surette tasvir ile bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar. Ey akıllı zanneden. Bunlar da şey kardeş, demokritçilerdir. Yani Yunan filozofu maddeyi esas yapmış. Ondan sonra şu anda Hegel fizikçi bir şekil vermiş yani bir sistematiğe sokmuş. Ne demiş bu şu anda komünistlerin son hududu şu. Kainat var, tamam kabul ediyoruz, tamam bir Allah diyorsunuz ama değil yani. Bunun arkasında ve içine her şeyine nüfuz etmiş enerji var. Enerji yapıyor bunları. Yani onlar da kuvay-ı sariye dedikleri kainatı kainatta yayılmış, her tarafa sirayet etmiş. Hatta E eşittir MC kare, bu madde nedir? O enerjiden yoğunlaşmış, cisimleşmiş yani bu madde nedir? O kainat her tarafı kuşatan var ya, Allah yerine siz değil de enerjidir. Bu enerji yoğunlaşmış, cisimleşmiş. Aslında enerjidir. Bu demek zorunda kalmışlar. Yani onların mesleklerine zıt. Çünkü tutulmayan, gözükmeyen, ihata edilmeyen şeyi ederlerdi. Bunu kabul etmeleri mesleklerine zıttır. Gene gelmişler yani. Onlar maddeye esas almışlar. Atomu esas almışlar. Atomun dışını kabul etmiyorlardı. Böylelikle maddenin arkasındaki enerjiyi kabul ederek enerji müşahhas değildir, atom değildir. İster istemez dine yaklaştılar. Kanunlar demeyle de dine yaklaştılar. Nedir o? İşte bu yayılan enerji. Enerjinin Arapçası kuvvettir. Kuva. Kuva. Melaike ya. Melaike ya. Kuva. Kuvvet. Yani enerji kuvvettir yani. Kuvadır. Ondan sonra bizde kuvvelerdir. Duygulardır. Ondan sonra onu ne yaptı? Enerji ismini değiştirdi. Melaike dememiş de enerji demiş.
Kabul etmeye mecbur olmuşlar. Çünkü yani o zaman ben ona demiştim ateiste. Bu yani bu kainatı yapan enerji midir? Evet, evet dedi. Bizi de yapan enerji midir? Evet. Gözümü yapan enerji midir? Tabii ki ya, insanı yaptı dedim ya dedi. O zaman benim gözümü yapan enerji kör değildir. Kör olan göz veremez bana. Biraz durdu. Hiç düşünmemiş. Bana kulağı veren sağır olmaması lazım o enerji. Enerji işitiyor. Evet de diyemiyor. Bana aklı, benim aklımı veren enerji akılsız değil. Bana şuuru veren enerji şuursuz değil. Benim ruhumu veren enerji ruhsuz değil. Bana merhameti veren, şefkati veren, hayayı veren, gadabı veren, evet, bunları, bu enerjide bunlar var. Bu enerjiler toplarsa kulasasına ne denilir? Biz buna Allah diyoruz. Tabi bu toplama Allah ise tabi o zaman şey diyoruz ama isim değişir. Allah diyor, yani Allah'ın esması ya. Esması. Yani ya Basir ya Semih, tamam. Yani tecellisine adam kaynak demiş. Biz tecelli diyoruz, Cenab-ı Hakk'ın tecellisi yani. Bunlar Allah'ın sıfatları. Allah görüyor, işitiyor, şuur sahibi, hayat sahibi vesaire demiyor. Enerji sahibiymiş bunlar, enerjide varmış bunlar. Yani Allah demiyor da enerji diyor. Şeyde cümle, iki cümle söyleyeyim. Okul aşere dedikleri 10 tane akıl, yani şöyle şey yapmışlar. Ruhçular, tabi din olmayınca öyle olur. Bir haşa, Allah demeyeceğim tabi ona. Menfide Allah denilmez. Bir tanrı var. Kainatı karar verdi ama ilk önce bir başka ikinci bir tanrı yaptı kendisi gibi. O birinci tanrı yatıyor. İşin başında ikinci tanrı. İkisi de dedi ki ya bu yatıyor. Ben niye başım? Üçü yaptı. O da üçü yaptı. O da yatıyor. 5, 6, 7, 9 da dedi ki ben bir tane yapayım. Ama öyle bir yaptı ki o çok tecrübe kazandı. O daha 11'i yapamadı. Ve işin başında o tanrı. O yoruluyor, terden soğuluyor. Bazen de işte o tanrı yorulunca yıldızlar kayıyor. Bazen işte depremler onun için oluyor. Tutamıyor yani. Yoruluyor tanrı. Okulaşır. Ayette böyle bir ya. Lem yelet ve lem yelet. Doğru. Yani öyle birisi ilah olamaz. Olamaz. Yani onlar da öyle ya. Şimdi ona bir gülesiniz diye söyledim ki doğrusu bu. Okulaşır bu yani. Yarın inşallah melaike ve ruhaniyata gireceğiz. Melaike ile epey girdik, ruhaniyata gireceğiz yani. Ruhaniyat farklıdır. Çünkü ustad melaike ve ruhaniyat diyor. Ayrı ayrı şeylerdir. Peki, El-Fatiha.